Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşede kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, size şöyle çok kolay bir mekik görünümlü tığ oyası modeli hazırladım. Çok tatlı, çok kolay ama görünüşü çok güzel olan bir model oldu. Şu şekilde modelim. Evet, bakın arkadaşlar. Şöyle son zamanlarda farklı modellerde de kullanıyorum. Bu mekik görünümlü tığ oyasını bu şekilde de iki yaprak ve ortadaki uzun dalın üzerine yaptım. Dediğim gibi arkadaşlar, bunu minik böyle kürdanla yaparsanız veya daha az böyle ilmekle yaparsanız daha minik düşer. İki tane de kullanabilirsiniz iki dal üzerine. Ben büyük olduğu için bu şekilde tek dal üzerine kullandım. Şöyle de göstereyim, bakın. Çok güzel bir şöyle çiçek modeli oldu arkadaşlar. Çok da hoş bir duruşu var. Tıpkı bu mekik oyasını anımsatıyor. Evet, modelimiz bu. Şimdi anlatım kısmına geçerek modelimizi nasıl yaptık anlatalım. Tabi her zamanki gibi kolay ara suyunu denedik ve zemini de biliyorsunuz takımca çok güzel oluyor bu ara suyu bu şekilde. Şöyle bu yaprağın zeminini. Evet, şimdi anlatmaya geçelim. Şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini de hazırlıyoruz. Merak eden arkadaşlar 696 no'lu videomda püf noktalarıyla mevcut. Şöyle göstereyim, bakın şu kenar dönüşüm kolay. Dönüşüm işlemi nasıl oluyor? İple nasıl kıvrılıyor? Arka tarafında nasıl? Şöyle ben önden arkaya doğru kıvırarak yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde köşe dönümünün rahat bir şekilde nasıl yapılıyor? 696 YouTube'un arama kısmına yazarsanız Nurgül'ün tığ ve iğne yolları 696 video diye oradan izleyebilirsiniz. Evet, şimdi anlatalım. Bakın ucuna çok az miktarda bir ip bırakıyorum. Parmağımdan gelen ipi, şöyle yukarıdan gelen ipi, aşağıdaki ipi tutup şöyle üzerine koyuyorum. Bir yuvarlak halka oluşturuyorum. Ara kısmından girip üzerine bir tane zincir çektim. Bakın şöyle iki tel üstte, tek tel altta. İpimi uzatıp bu aparatımı takıyorum. Bakın, bu birinci ilmeğim. Şöyle yakınlaştırıp şu elimle kavruyorum. Rahat bir şekilde yapabilmek için şöyle görüş açısını da size göre tutayım. Evet, halkanın içerisinden girip bir iki tane zincir çekiyorum ve takıyorum. Şöyle kurtarayım. İki tane ilmeğimizi oluşturduk. Bunu 15'e tamamlayalım. Halkanın içerisinden girdim. Şöyle 1 ve 2 zincir. Bu 3. Şöyle 4. Beş. Halkanın içerisinden giriyorum. Şöyle 6, 7, 8, 9, şöyle Bismillah, 10, 2 zincir, 11, 11. Zil halka için birazcık, çok az arkadaşlar, tutmak kadar olsa yeter. Birazcık ip bırakıyorum. Parmağımdan gelen ipi tutmuş olduğum ipin üzerine bırakıp orta kısımdan giriyorum. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. İki teli üstte, tek teli altta olacak şekilde yuvayı hazırladım. Şimdi şöyle bir zincir çekip ipimi uzattım. Aparat olarak kullanacağım tığımın böyle sap kısmını takıyorum. Bu
birinci ilmeğim. Toplamda buraya ilmek toplayacağız. Bu iki. Şöyle üç. Dört. İki tane yuva olarak kullanıyorum. Ortadan girerek bu şekilde ilmekleri topluyorum. Şu dip kısımdaki iki zincirleri de sıkı çekmeye çalışıyorum. Evet, bu şekilde 1 2 zincir 5 şöyle 6 7 8 8 9 10 11 12 şöyle bol çıkın. 12. Bakın şöyle. Tekrar sayalım. 6, 8, 10, 11'miş arkadaşlar. 11 12 13 14 ve toplamda 15 tane bu şekilde ilmeği tığımıza doldurduk. Şöyle. İşlem bu kadar arkadaşlar. Şimdi tığımı hemen buradan bırakıyorum. Şu son 15. ilmeğimi bakın hiç birleştirmiyorum. Bakın en son birleştireceğim. Sadece 15. ilmeğimi böyle üzerine bir zincir çekerek tığım içinden geçirdim. Bu şekilde yukarıya çıkmak için kullandım. Bakın arkadaşlar. İlmeğin içerisine sık iğne ile geçerek bunu birleştirmiyorum ki yaparken rahat olsun diye. Şimdi iki zincirimi çekiyorum. Ters tarafına döndüm. Bu ilmeklerin üzerine ikişer zincir çekerek şöyle yuvalar hazırlayacağım başa kadar. Yanındaki ilmeğimin içine sık iğne ile girip sabitledim. İki zincir şöyle giriyorum, sabitliyorum. 2 zincir girdim. Bu şekilde sabitledim. 2 zincir sabit. 2 zinciri de çok sıkı çekmeye çalışın. Bakın arası fazla açılmasın. Bol falan çekip şöyle çok büyük olmasın. Gayet sıkı sıkı 2 zincir çekerek tüm yuvaları böyle ilmekleri yuvalar yapalım. 2 zincir şöyle kapattım. 2 zincir. 1 2 zincir. 1 2 zincir. 2 zincir. Sonuna kadar. Bir, iki zincir. Bir, iki zincir. Şöyle üç ilmeğimiz kaldı. Hepsini gösteriyorum arkadaşlar kesmeden. Şöyle sonuncu iki zinciri de yapıp tüm ilmeklerin yuvalarını bu şekilde hazırladım. Şimdi bir tane zincirimi çekip düz tarafına dönüyorum. Tersinden ikizer zincirli yuvalar hazırladık. Şimdi bakın bu ilmekleri yaptığımız düz kısmı. Şöyle düz olduğunu daha net anlarsınız. Hemen yanındaki bu iki zincirli yuvanın içine girerek buraya üçer zincirden minik pipirikler yapacağız. Şöyle 2 3 zincir. 3 zincirimi kapatıyorum. Hemen yanına bu yanındaki iki zinciri hiç sık iğne çekmeden
direkt geçiyorum. Bakın hiç zincir çekmeden direkt sık iğne ile geçtim. Şöyle 3 zincirimi çekip yuvaya giriyorum. Hemen yanındaki boş olan 2 zincirli yuvaya sadece sık iğne ile geçtim. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki 2 zincirli yuvanın içine 3 zincirimi çekip sabitliyorum. Şimdi sıradaki yuvanın içine geçiyorum. Şu şekil oluyor bakın. Kenarında minik minik pipirikler oluşuyor. 1, 2, 3 zincir. Kapatıyorum. Sonra sıradaki bu 2 zincirli yuvaya 1, 2, 3 zincir. Yuvaya giriyorum. 1, 2, 3 zincir. Kapattım. Bir, iki, üç zincir. Kapatıyorum. Bir, iki, üç zincir. Bir, iki, üç zincir. Şöyle bakın. Sonra doğru geliyoruz. İki zincirli yuvalara sık iğne ile geçip üzerine üç zincirden pipirik. Evet. Sık iğne ile geçtim. Yeni yuvaya üç zincirden pipirik yapıyorum. Bakın bu sonuncu yuvaya da geldik. Şöyle 1 2 3 zincir. Sık kirpiğini yapalım. Şöyle arkadaşlar. Bu hani tel olarak yapmıştık ya. Bunu da yuva olarak bu şekilde kapattık. Evet. İşimiz bitti, bu kadar arkadaşlar. Hepsini yavaş yavaş gösterdim. Şöyle yavaş diyenler hızlı bir şekilde alabilir. En sonunda şu ipi şöyle tutup şunu da parmağımı çıkarayım. Şurası var ya arkadaşlar. Şu şimdi biz düz yüzündeyiz. Şuradan tutuyorum. Bu ipi şöyle elimin altına. Bakın bu yuvarlak zincirler dibinde sıkı sıkı çekildiği için çok güzel duruyor. Bir de tabi şöyle tutabilsem, bakın arkadaşlar, burası ters yüzü, burası düz yüzü. Düz yüzü olduğu bu küçük sık iğne gibi oluşundan belli olacak. Bakın bu ipi çektikçe hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Sökülme, bozulma olmuyor. Şöyle bakın, biraz da sakızlı yakın. Eğer sökülür diyenler şöyle bir iki ilmek alabilir ama gerçekten kullanımı güzel oluyor daha önce kullandığımız için. Şöyle ipimi çekiyorum. Kestim ipimi. Bakın şimdi bunu yakacağım. Şöyle hafif sakızlı yapıyorum ki sağlam alsın diye arkadaşlar. Şöyle bu en son kopardığım ipimi de yakıp arka tarafa doğru yapıştıracağım. Evet, motifin yapılışı bu. Siz daha temiz güzel siyahlatmadan yakın. Evet, mekik, bildiğiniz mekik oldu. Bakın orta kısmı da çekiliş şekli de gayet güzel oldu. Şöyle göstereyim tekrar. Evet, şöyle ara suyunu 5 tane bıraktım arkadaşlar. Ben dediğim gibi modele maçlı yapıyorum. Siz istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başlıyoruz. Bakın. Arkadaşlar ilk başlar gibi başlayacağız. Arka tarafı unutalım. Şöyle sık iğnenin üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın da içerisine girip 2,
İki alarak trabzanı yaptım. Dört tane zincir. Dört zinciri kapatıyorum trabzan arasına. Kirpiği oluşturunca hemen trabzana bir sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. İki zincir hemen yandakine kapatıp şöyle sabitledim. Tekrar iki zincir, bir defa tığ doladım. Yandakine 2 ve 2. 1 2 3 4 zincir sabitliyorum. Hemen bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Sabitledim. Evet, 5 tane oldu bakın. Aynı şekilde 5 tane yaptıktan sonra yaprağımız için zemini de aynı hazırlayacağız. Şöyle 2 zincir çekiyorum. 1 ve 2. Bir defa tığ doladım. 2 ve 2. 2 zincir. Şöyle kirpiksizini hazırlıyoruz. 2 zincir. Bir defa tığ doladım ve 2 2. Evet, şimdi 9 tane zincir çekelim. Sıkı sıkı zincirlerimiz. 6 7 8 9. Gevşek çekerseniz 11 zincir gibi olur arkadaşlar, büyük olur. Eliniz gevşekse 7 zincir de çekebilirsiniz. Trabzanın tepe noktasına kapatıp şöyle bir zincirle içeri sık iğne yapacağız yuvanın içerisine. Şöyle bir zincir çekip yaprak yapımına başlayalım bakın. Bir defa tığ doladım. 2 2. Bir defa tığ doladım. Şimdi 3 seferde. 1 2 ve 2. Baştaki bir zincirle beraber 3 tane trabzan. 2 defa tığ doladım, yuvaya girdim. Yine 3 seferdi. Bakın 2 2 ve 2. 2 defa tığ doladım. Şöyle 4 seferdi. 1 2 2 ve 2. Evet, bakın. Burada 5 trabzan olması lazım. Evet, bakalım. 1, 2, 3, 4. Evet. 5. trabzana bakın. Zincirle beraber 5 tane trabzan oldu. Şimdi 2 tane zincirimi çekiyorum. Yapraktan başlayacağız. Yapmış olduğumuz bu çiçeğimizi tutturmaya arkadaşlar. Şu kenardan yapmış olduğumuz 3 zincirler var. Bakın burası ters tarafı. Şöyle. Burası bize bakacak yani. Düz tarafı bize bakacak. Şöyle çevireceğiz. Şimdi arka taraf. Şimdi buradaki 3 zincirden, baştaki 3 zincirden kapatıp şöyle tekrar 2 zincir. Bakın bu şekilde ön yüzü bize döndü. Bu şekilde sabitleyeceğiz. Trabzanın arasına. Ucundan sabitledik. Bakın. Şöyle bir de tomurcuk oluştu hem de oraya. Şimdi geri kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 1 yaprağın trabzanına 5 tane sık iğne. 3 4 ve 5. 6.'yı 9 zincirli bu ana yuvada yapıyorum. Şöyle bir sık iğneli trabzanımız oluştu. Şimdi buraya 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yaprağımız büyük olduğu için böyle 7 tane zincir tam geliyor. Orta kısımdan bakın, yuvanın yine tersi bize bakıyor çiçeğimizi. Şöyle tam orta kısmından sık iğne ile buraya tutturuyorum. 7 zincirimi dal oluşturacağız. Şöyle tutturduktan, sabitledikten sonra bir zincirle düz tarafına döndüm. Bakın orta kısımdan sabitledim. Buraya da 8 tane sık iğne yapacağız. Bakın şöyle aldığı kadar da sık iğne yapabilirsiniz. 2 3 görmeniz için şöyle tutayım. 4 5 6 7. Bakın uzunca bir dalımız oluyor, güzel bir dalımız oluyor. 8 8 tane sık iğne oldu. Hemen buraya ana yuvaya sabitledim. Bakın ortadaki dalımız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi şu yaprağın aynısını buraya yapacağız. Şöyle bir zincir çekiyorum. Bir defa tığ doladım. Bu 9 zincirli ana yuvaya 2 ve 2.
Bir defa doladım. 3 sefer de alacağız. Şöyle 1, 2 ve 2. Bakın. Aynısını karşıya simetri olarak yapıyorum. 2 defa tığı doladım. Bu yuvanın içerisine girip şöyle 2, 2, 2. Bir zincirle beraber burada 4 tane trabzan oluştu. 2 defa doluyorum. Sonuncu ve 5. trabzanımı 1 olarak bakın. 1, 2, 3 ve 4. Bakın. Şöyle 1, 2 zincir. Tomurcukları yaparken yaprağın uçlarından çiçeğimizin uçlarını tutturuyoruz. Şöyle sağlam, sabit bir şekilde kullanalım yıkadıkça. Şöyle kenarlarından tutturup 1, 2 zincir. Şu şekilde. En son yapmış olduğumuz trabzanı aralıyorum tığımın ucuyla. Şöyle. Buraya sabitliyorum. Bir tane tomurcuk oluşturdum. Bakın. Geriye kalan kısma da 5 tane sık iğne yapacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğneyi buraya yaptım. 6. sık iğnemi yine bu ana 9 zincirli yuvada yapıp şöyle bakın. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, ister bunun içine yapın sık iğneyi, ister yuvanın içine, fark etmiyor ama bir tane sık iğne yapın ki şöyle fazla aşağı meyletmesin. Yaprağa sık iğne destek olsun başta yaptığımız gibi. Evet. 2 zincirimizi çekip bu yarım kalan üçgenimizi, yaprağımızın zeminini de tamamlıyoruz. Şöyle bakın. Evet. Şimdi başta yapmış göstermiş olduğum, şöyle bir yapmış olduğumuz yaprağı gösterelim ilk önce. Şöyle düzelteceğiz arkadaşlar. Ve bu ara suyu yapacağız şimdi. Ve 2 tane daha yapıp şöyle 2 zincir, bir defa tığı doladım. Yuvanın içerisine girip 2 ve 2 olarak alıyorum. 4 zincir. Kapatıp 2 zincir. Bakın görüyorsunuz. Hemen bitişinde aynısı devam ediyor. Şöyle sabitliyorum. Tekrar bundan bir tane daha yapacağım. Şöyle 2 2 alarak trabzanımızı oluşturduk. 4 zincirden pipirik. Yanına bir sık iğne. 2 zincir. Şunu unuttuk. Şimdi arkadaşlar bakın 2 tane yaptım. 2 tane de ben yapıp hemen geliyorum şöyle. Bundan 2 tane daha yapayım. Evet. Modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şöyle bakın ara suyunu 2 tane daha yaptım sizden sonra. Şu sık iğneyi de düzeltip. Evet arkadaşlar, uzun böyle kavak ağacının çiçeği gibi oldu. Çok da güzel oldu bakın kavak ağacı. Uzun olduğu için dal kavak ağacı çiçeği gibi. Adını da öyle koyabiliriz isterseniz. Şöyle bir de ters tarafından baktayım. Modelimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın yaprağın uçlarında böyle çiçeklerinin üçer zincirlerinden ve bir de ortasına tutturup şöyle çiçeğimizi sağlam almış olduk. Ütülü gibi, kalıp gibi oldu. Şöyle. Bu da daha önce sizlere hazırladığım modelim. En fazla 5 gider arkadaşlar. Fazla arası açılırsa hoş olmaz diye düşünüyorum. Şöyle bakın. Bunu başta da göstermiştim. Tekrar göstereyim. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Hoş ve zarif bir duruşu oldu. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle. Hoşça kalın.